Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı akşamlar derim. Bugün 1 Şubat 2020 günlerden cumartesi, saatlerimiz 18.44'ü gösteriyor. Yarın 2 Şubat 2020 günlerden pazar. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı pazarlar dilerim. Hepinize, ailenizle birlikte sağlık ve mutlulukla dolu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Umarım pazar günü şanslı kalemleri buluruz. Bu benim en içten dileğim, en içten temennimdir sevgili yarışseverler. Yine bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Az evvel videomu yaptığım zaman kanalımız 5580 kişiydi. Çok kısa zamanda bu sayıya ulaştık. Yakında Türkiye'nin ikinci büyük kanalı da bu kanal olacak. Birinci büyük at yarışı kanalı biliyorsunuz. Bizim kanalımız Okan Günler'le At Yarışları Tahminleri kanalımız ikinci büyük kanal olma yolunda hızla ilerliyor. Eğer destekleriniz olursa kısa zamanda kanalımız 6000 kişiyi de geçecektir. Videolarımızı ilk defa izleyen, kanalımıza ilk defa katılan arkadaşlarımızdan ricamız, ücretsiz kanalımıza videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermeleridir. Ayrıca videolarıma beğeni atmanızı, like atmanızı ben önemli rica ediyorum. Atacağınız beğeniler gerek YouTube'da gerek Google'da bizi en üst sıralara çıkaracaktır. Bu da kanalımızın daha fazla kişi tarafından görülmesine ve dolayısıyla kanalımızın hızlı artışına sebep olacaktır sevgili yarışseverler. Biliyorsunuz Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri kanalımda birkaç gündür Türkiye geneli istatistiklere göre, yani gazete ve bülten, bilgisayar ortalamalarına göre altılı ganyan analizi veriyorum. İkisini de aynı videoda veriyorum. Gerek gündüz İzmir At Yarışları tahminimi, gerek akşam Adana At Yarışları tahminimi Okan Güner ile At Yarışları tahminlerinde mantıklı altılı çerçevesinde veriyorum. Türkiye gazete ve bülten ortalamalarının puanlarına göre veriyorum arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca her koşuya ikili, üçlü bahis, tabela ve çifte bahis tahminlerimi de Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri adlı kanalımızda bulabilirsiniz. Program sonunda burada linki çıkacaktır. O linke tıklarsanız o kanalımıza da geçiş yapabilirsiniz. Biliyorsunuz 2 Şubat 2020 Pazar İzmir'de 9 koşuluk program vardı. Birinci altılı ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi ikinci altılı ganyan analizimize. Yine ikinci altılı ganyan analizlerimizden sonra ufak altılı ganyan tahminim olacak. Ufak altılı ganyan tahminimi de takip eden arkadaşlar bu videonun akabininde o tahminimi de dinleyebilirler. Ve İzmir'de 9 koşuluk program var demiştik. Altılı ganyan ilk ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 2 yarışıyla start alacak. İkinci altılda benim bu koşuda, bu ayakta öncelikli ismim 8 numara Beyza Sultan tam mesafesinde koşuyor olup gerek orijini gerek Mehmet Kayalar'ın kendi safkanı olmasıyla ben bugün 8 numara Beyza Sultan'ı bu mesafede birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Biliyorsunuz Beliefendi seruma, eczaneye en çok para harcayan ekürler kaya ekürleridir arkadaşlar. Gerçekten safkanlarına titizlikle, itinayla bakıyorlar. Ben 8 numara Beyza Sultan'ı o yüzden birinci şanslı isim olarak önerdim. Yine 4 numaralı Ayduru esasen çok kaliteli bir safkan, çok kaliteli bir isim. Son yarışında düzelme sinyalleri veren Uçan Bey'in tayı 4 numaralı Ayduru da bugün Gökhan Kocakaya idaresinde benim ikinci şans vereceğim safkan olacaktır. Yine son yarışlarında düzelme sinyali veren, özellikle son iki koşusunda 2 numaralı Aper, bir Karaca 5 temsilcisidir. Bugün Muhittin Ok idaresinde yine dikkat edilmesi gereken safkandır sevgili yarışseverler. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa yine 5 numaralı Goben kaliteli bir isim, biraz ara vermiş olsa da ben bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. Çünkü bir gelin kız yavrusudur, bir turbo yavrusudur 5 numaralı Goben de bu grupta iddialı isimlerden arkadaşlar. Yine 9 numaralı Nura belki çok sürpriz olacak ama esasen bu safkan da çok kaliteli bir isim. Koşacağım derse, koşmak isterse bu grubu geçebilecek nitelikte bir isimdir diyorum. Bu koşuda bomba olarak sizlere öneriyorum ve altılı ganyan ikinci ayağı.
4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 yarışı. Arkadaşlar burada da son yarışında ısrarla size sürprize verdiğim hakemin temsilcisi 1 numara Hasan Efe'yi ben bugün birinci şanslı safka olarak öneriyorum sizlere. Son yarışı 68 lira 50 kuruş ganyanla 3. gelmeyi bildi bu safkan. Bugün Alperen Oluk idaresinde start alacak. Son yarışında Ahmet Oluk binmişti. Bugün birinci şanslı safkanımızdır. Yine 800 numaralı Go For The After. Özellikle son aksiyonlarını çok beğendiğim bir safkan. Takibimdeki isim bugün Furkan Yüksel 3.'ye binecek bu safkana. Bu safkana dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine mesafesinde koşan özellikle Mertcan Çelik ısrarla yapıştı. İnmiyor hattan 5 numaralı Çınar Bey. Ben bugün Mertcan Çelik'in başarılı olacağını düşünüyorum bu safkanla. Benim 3. şanslı safkanım olacak. Ve 4 numaralı My Little King isimli safkanı da ben 4. şanslı safkan olarak veriyorum. Burada ilk altımda vermesem de 7 numaralı Hellbent isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma bu koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganyan 3. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak açık grup 2 yarışı, 9 Eylül koşusu, kupalı bir yarış ve tam 203 bin lira değerinde bir koşu olacak. Arkadaşlar burada da Victor Galop temsilcisi 3 numara El Nino. Biliyorsunuz son yarışında sizlere geçilmez banko olarak vermiştim. Bugün Halis Kartaş idaresinde özellikle mesafenin uzun olması, 2000 metre olmasıyla çok ön plana çıkıyor. Ben bu rakiplerini son düzlükte yapacağı taklarla rahat geçeceğini düşünüyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma Victoria Galop temsilcisi 3 numaralı El Nino'yu günün sağlam bankosu olarak öneriyorum. Bana göre sağlam banko arkadaşlar. At yarışının gerçi %100 garantisi yoktur ama ben o şekilde tabir ettim. Ve altılı Ganyan 4. ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Arkadaşlar burada da ben kalitesine inandığım bir isim var. Yonguska temsilcisi Altman Luxar. Özellikle son güzel yarışıyla benim yine dikkatimi çekti. Bugün 1.13.94 ile bitirdi şartlı 5 yarışı. Evet. Pardon arkadaşlar şartlı 5 yarışı. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olacağını düşündüğüm 2 numaralı Değirmen Derebeyi son 4 yarışının 4'ünde çok rahat kazandı. Mustafa Çek idaresinde bugün piste çıkacak. Zanjaro'nun tayı 2 numaralı Değirmen Derebeyi de benim ikinci şanslı safkanım olacak. Gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olmuş. Yine 1 numaralı Baba Avcı son yarışlarında bir form içerisine girdiğini belli etti. Bugün Nevzat Avcı idaresinde yine bir Yonguska temsilcisi 1 numara Baba Avcı'yı da 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı King Mangu Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Bugün yine şans verdiğim safkanlardan ve 3 numaralı Testin Formus da benim bu grupta sürpriz olarak sizlere önereceğim safkandır arkadaşlar. Yine ve altılı Gaye'nin 5. ayağına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. Arkadaşlar bu maiden yarışta ben öncelikli isim olarak 9 numara Seda Kızım'ı tutuyorum. Gerçekten çok etkili bir yarış koştu. Özellikle sonlarda iç kulvardan yaptığı çok etkili ataklarla ikinci geldi. Bu safkan Sayın Tuncer Gökçe'ye ait bir isim. Sahibi biniyor. Gökhan Gökçe biniyor safkana. Hatta bu safkanın antrenörü de Gökçelerden. Ben bugün Toket'in tayı 9 numara Seda Kızım'ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum aslında. Ve bir rakip görüyorum. Son yarışını beğendiğim 6 numaralı Besi Ege isimli safkan. Besic isimli safkanı ben rakip olarak görüyorum. Yani burası 9-6 şeklinde analiz yapıyorum ve altılı Gaye'nin son ayağına geçiyorum. Altılı Gaye'nin son ayağına geçmeden önce eğer istatistiklere göre Türkiye geneli bilgisayar, gazete ve bülten tahminine göre altılı oynamak istiyorsanız Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri kanalımda burada çıkacak yazıya tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada 3 gündür bu şekilde istatistiklere göre bir altılı tahminim var. Hepinize bilgilendirmek amacıyla bu
şeyi yaptım arkadaşlar. Ve Altılgay'ın son ayağı. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Arkadaşlar burası da dişlere mahsus bir yarış. Burada bir numara Erendra grupta üstünlüğün dikkat çekmiş. Özellikle bugün Kadir Tokaçoğlu da binmesiyle benim ilk planda düşünmesi gereken isim olarak, birinci şanslı ismim olarak görünüyor. 1 numara Erendra. Yine 8 numaralı Lady Biscuit. Kısa mesafelerde özellikle 1400'e kadar çok etkili olabilen bir safkan, kuvvet temsilcisi. Ben 8 numaralı Lady Biscuit'ın da kalitesine çok inanıyorum. Bugün ikinci şanslı isim olarak sizlere öneriyorum. Yine 6 numaralı Anita Blake. Bu safkan da özellikle son üçüncülüğünle yeşil ışık yaktı. Bugün Nurettin Şen idaresinde benim üçüncü şanslı safkanım olacaktır. Yine 9 numaralı Pera. Safkan da bazen önlere erken düşüyor. Önlerde tempo kurmayı seviyor. Bu safkan da bugün dikkat diyorum. 4. şanslı isim olarak veriyorum. Yine 4 numaralı Gialla Ragazza bugün kuponlarda bulunması gereken diğer isimdir diyorum. Yine bundan sonraki safkanlarım, sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimler. 12 numara Hazanlat. Ben özellikle bu safkanda eli kulağında bir isim olarak görüyorum arkadaşlar. Yine 3 numara Brevair ve 5 numaralı Küp Şeker sırasıyla burada kuponlara yazılması gereken safkanlardır. Arkadaşlar bu altılı ganyanın ufak şeklinde analizini yapacağım. Evet, Altılgay'ın ilk ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 2 yarışında ben 8 numaralı Beyza Sultan'ı yine ilk safkan olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Aydur'u, Gökhan Kocakaya idaresinde ikinci şanslı ismimiz, 2 numaralı Aper, 5 numaralı Goben ve 9 numaralı Nura şeklinde öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 14 yarışında 1 numara Hasan Efe ilk safkanımız. 8 numaralı Go For The After ikinci safkanımız. 5 numaralı Çınar Bey, 4 numaralı My Little King ve 7 numaralı Hellbent şeklinde öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı açık grup 2 yarış 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum pistte koşulacak 9 Eylül koşusunda 3 numaralı El Nino'nun Halis Kartaş idaresinde bu grubu rahat geçmesini bekliyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak Savade 6 yarışında ve 6 numaralı Luxar ilk safkan olarak öneriyorum arkadaşlar size. Yine 2 numara Değirmen Derebeğini ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numara Baba Avcı, 4 numaralı Kingman Gu ve 3 numaralı Pastin Famous. Arkadaşlar buraya 5 isim yazdık. Sadece 2 isim kaldı burada. Kim kaldı? 5 numara King of Utkun, 7 numara Mr. Nobody var. Burada 2 ismi de yazacağım ama altılıyı normalden daha ufak yapacağım. Ardı ardına bankolar vereceğim size. Buraya hepsi dedik arkadaşlar. Altılganın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak Maiden yarışında ben 9 numara Seda kızımı banko olarak vereceğim sizlere. Ve Altılgay'ın son ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı dişlere mahsus yarışta da 1 numara Erendra'yı kalitesiyle bu grupta yine banko olarak vereceğim. Altılgay çok para tutmadı arkadaşlar. Çok ufak tuttuğunu düşünüyorum. 4. ayak 7 safkan. 4-5. 2. ayak 5 safkan. İlk ayak 5 safkan. Bu altılı arkadaşlar çarpı 7 12 lira 25 kuruş tuttu. Şimdi bu altılı da 20 liraya kadar altılı yapacağım, 25 liraya kadar altılı yapacağım diye düşünen arkadaşlarım ilk 2 aya tuttuğu safkanları yazabilirler arkadaşlar. Yani 3 tekli ideal bir altılı olur. Özellikle ufak oynayan arkadaşlarımız, her zaman bu ideal rakamlarda oynayan arkadaşlarımız 3 tekli veya 2 tekli altılı oynamaları gerekiyor. Bence güzel bir altılı oldu. İdeal bir altılı oldu. Umarım yarın şanslı kalemleri buluruz. Umarım güzel bir analiz olur arkadaşlar. Yine misli tahminimde bulunacağım her zamanki gibi. İlk ayak 8 numaralı Beyza Sultan'ı 4 numara Aydur'u ile beraber değerlendireceğim. İkinci ayakta 1 numara Hasan Efe'yi tek yazacağım Alperen Oluk idaresinde. Üçüncü ayakta 3 numaralı El Nino isimli safkanı bank olarak veriyorum. Dördüncü ayakta 6 numaralı Luxar,
2 numaralı Değirmen Derebeyi ve 1 numaralı Baba Avcı şeklinde veriyorum. 3 kere 2 6 arkadaşlar. Yine 5. ayakta 9 numaralı Seda Kızım'ı banko olarak veriyorum. Son ayakta da 1 numaralı Eren Dire'yi banko olarak veriyorum. 42 kuruş arkadaşlar bu oyun. 50 misli yaparsak 21 lira civarı bir para yapar. Yani kısmet belli de olmaz arkadaşlar. Yani bazen tek tek 250 misli de denk geliyor. Gerçi bu aralar tek tek 250 misli oynamadım ama 250 misli yakarda bir rekorum var. 6 ayak tek arkadaşlar. Eskiden daha az safkanlar koşuyordu. Daha az atlar koşuyordu. Misli altı bulmak da bugüne oranla daha kolaydı. Yabancı orijinler Türkiye'ye bu kadar girmemişti. Bu kadar ağırlıklı değildi. Eskiden o yüzden çok rahat altılı bulunabiliyordu. Şu anda Japonya'dan, İrlanda'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Avustralya'dan derken artık safkan bolluğu yaşıyoruz. Bir de Rusya çıktı başımıza. Kayızvertleri sardılar başımıza. Yarım kanları sardılar başımıza. Uğraş babam uğraş. Ondan sonra niye altımız tutmuyor? Bir kere yarım kan girdiği zaman bir işin içine bilemiyorsunuz arkadaşlar. Ne zaman geleceği belli değil. İstediği yarışlarda gelebiliyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben hepinize bol şanslar diliyorum. Benim temennim bütün arkadaşlarımın hep birlikte güzel bir ikramiye imza atması, hep birlikte her gün altın bulmaktır arkadaşlar. Benim temennim bu yönde. Ben kanalımıza destek veren, benim yanımda olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize, ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu çok güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.